Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetillil muttakilin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sayısız hamd ve şükür Rabbimizin zat-ı ilahisine olsun. Bugün inşallah Allah izin verirse Rabbimin lütfü keremi ikramıyla tarikat konusunda Allah dostlarının ve tarikatı halini, şeklini çizen çizgilerin anlatıldığı Şeyleri sizlere nakletmeye gayret edeceğiz inşallah Allah izin verdiği sürece. Allah dostları tarikatı tarif ederken bakın nasıl bir tarifte bulunuyorlar. Onlar diyorlar ki tasavvuf, tarikat tasavvufun sistemleştirilmiş şeklidir diye tarif ediyorlar. Yani manevi arınma arzusunda olan kişilerin, tabi olduğu yoldur tarikat diyorlar. Yani kişi bu yolun kişiyi eğiterek marifetullah'a yani Allah'ı bilmeye ulaştırdığı bir ekoldür, okuldur diye buyuruyorlar. Yani günümüzde tabii ki birçok tarifler, birçok görüşler olabilir. Hatta İslam'a karşı olan görüşler de vardır. Ve onlar da sanki tarikatı İslam dışında, şeriat dışında bir şeymiş gibi anlatmaya çalışarak karalamak niyetiyle bu şekilde davranışta içinde olanlar da vardır. Ancak şu bir gerçektir ki tarikatla İslam iç içedir. Şeriatsız tarikat olmaz. Zaten şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve marifet bir kademedir. Bu kademeyi de yaşamak gerekir. Evet, Kur'an'da ve hadislerde bize ne diyor Kur'an'da Rabitat? Ehli takva olun, takvalar, takva ehli olanların üstünlüğünü, Onların cennetle müjdeleneceğini anlatıyor. E, hadislerde Peygamber Aleyhisselam takva ehli, güzel ahlaklı, nefsinizi tanıyın, onunla mücadele edin, cihat edin ve e, bunları yapın diye bizleri uyarıyor, ikaz ediyorlar. Peki e, biz bunu e, nasıl yapacağız? Bilgimiz ne derece? Hani her, her mesleğin bir okulu var değil mi? Yani bir okula gidiyorsunuz, o okulda o mesleği öğreniyorsunuz ve o mesleği icra ediyorsunuz. Bu anlatılanları yapabilmenin de bir okulu var. Yani öğretilen ve tatbik edilen bir okul ki buna da biz tarikatlar diyoruz yani. Ki bunların meskenleri de yani binaları da tekkelerdir. Hani günümüzde yok tekkeler vardır yoktur Bunlar şey olmayabilir ama okul olarak, mesken olarak yerleştikleri yerler tekkelerdir. Bakın, mesela Allah dostları var değil mi? Bir şehre gidiyoruz, mümin kardeşlerimiz e, mutlaka gittiği şehre. Mesela misal verelim, Konya'ya gidiyoruz, ne yapıyoruz? Mevlana Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Şems-i Tebriz'i ziyaret ediyoruz. Konyevi Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Niçin onları ziyaret ediyoruz? Orada dua ediyoruz. Ya Rabbi bu zatın muhteremin yüzü suyu hürmetine beni de affeyle, işte onların himemi ruhaniyetlerini, Safa nazarlarını üzerimize sayaban eyle diye dua ediyoruz. Peki bu Allah dostları nerede yetişti? Hangi okul mezunu mezunudurlar onlar? Düşünürsek hepsinin ehli tarik olduğunu ve tasavvuf okulunun tarikat mektebinde okuyarak o noktalara bir Allah dostu, evliyaullah hazıratı olma şerefine o mertebelere ulaştığını gözlüyoruz. O zaman İlla ki biz hevesimiz Allah dostu olmak hesabı değil ama Allah'ın şimdi biraz önce, biraz sonra okuyacağımız ayet-i kerimelerde de anlattığı gibi ehli takva olun. Ehli takva olursanız size neler ikram ederim ahirette veya dünyada. Hadis-i şeriflerde de nasıl çizgiler çizildiğine bakarsak o zaman anlarız ki bu yolu yaşamak lazım. Yani okumakla veyahut da duymakla öğrenmekle değil fiilen yaşamakla bu okulu kat edebiliriz. Yalnız hani tarikat deyince bazen haberlerde de geçiyor diyor ki işte Amerika'da filan tarikat ya onlar tarik, yol anlamına geldiği için tarikler maalesef konuşanlar da onu biz tarikatları yol olarak Arapça karşılığı, Türkçe karşılığının yol olarak olduğunu bildiğimiz için tamam da biz o yolu tasavvuf yol olarak kabul ediyoruz. Yani onlar toplumdur yani tarikat deyince bizim anladığımız anlamda değil. Yani şöyle diyorlar İslam ve şeriat üzere olan hak tarikatları konuşuyoruz. Öbürleri bizim mevzumuz dışında olan şeyler. Biz onları bilemeyiz. Evet. Demek ki tarikatlar bir edep ve takva mektebi, edep okulu, takva mektebidir. Edepli olmak istiyor musunuz? Hani dua ederken diyoruz ki ya Rabbi bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in edebiyle, edeplenmemi, edeplenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi işte Kur'an ahlakıyla ahlak, edep ahlak deyince peygamberin ve Kur'an ile ahlaklanmak arzusuyla dua ediyoruz. Sadece dua etmemiz bizim için yeterli mi? Değil. Yani bu kadar dua etmekle hemen menzile ulaşacak olsak kolay, basitçe ne olur ama öyle değil. Peki nasıl? Öyle değilse nasıl bir şey? Öyle değilse şöyle bir şey ki fiilen yaşamak. Bilmek, öğrenmek, tatbik etmek ve yaşamak gerekiyor. Yani bu okulda Allah'ı bilme, marifetullah'a ulaşma yolu olduğunu bilerek bu yolda sülük etmek gerekiyor. Evet. Bakın her açıdan incelenebilir ama bizim baktığımız açı yani değişik düşünceler, değişik sıralamalar olabilir. Ama biz şöyle sıralıyoruz. Diyoruz ki tarikat mektebinde ne öğretiyorlar? Tarikata girince ne öğreniyorsun? de giriyoruz bize bir ders veriyorlar. Onu yapıp duruyoruz. Tamam tamam da ne öğreniyorsun? Niçin girdin? Yani manevi bir arınmak istedin. Öyle ya talip oldun manevi arınmaya. Peki Burada ne öğreneceksin veya ne öğreniyor, öğretiyorlar diye bir soru sorarsak bakın şöyle sıraladık. Başka başka sıralanabilir ama biz böyle sıraladık. Bir, takva ehli olmayı öğretiyorlar. Kaidelerini, kurallarını, ne yapmamız gerektiğini. İki, nefsimizle mücadele etmeyi ve nasıl mücadele edileceğini öğretiyorlar. Üç, edep öğretiyorlar. Adap yani edeplerin toplamını öğretmeye öğretiyorlar bize. Sonra güzel ahlaklı olmayı öğretiyorlar. Sonra sünnete uygun ibadet etmeyi. Ya biz ibadet ediyoruz. Efendim ben müminim, müslümanım. Elhamdülillah ibadetlerimi yapıyorum. fazlaları biliyorum. Allah kabul etsin tabii ki. Peki sünnete uygundan kastımız nedir? Peygamberin ibadet ettiği şekilde ibadet etmeyi öğretiyorlar. Hani milaf vardır. Benim mürşidim Allah'ın nur içinde yatırsın. Şöyle ifade ederdi. Bu işi yapalım mı? Eğer peygamber yaptıysa yapalım, peygamber yapmadıysa yapmayalım. Yani çizgi tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgisi olduğunu, olması gerektiğini öğretiyorlar. Evet, bakın takva ehlini biliyoruz, duyuyoruz, tarifini de biliyoruz. Peki Rabbi Teala Kur'an'da takva ehli için neler söylüyor? Veya takva ehli olmamızı nasıl ifade ediyor? Bunları ayetleri okuyarak sıralamaya çalışalım. Çok ayet var. Biz hepsini burada almamız mümkün değil. Biz burada 4-5 ayet alacağız. Sizlere nakletmeye gayret edeceğiz. Bakın diyor ki Yüce Allah Rum Suresi 31. ayette buyuruyor ki onun ona ona onun yani Allah'a kastediyor. Rabbim kendini kastediyor. O Allah'a ulaşmayı deneyin, dileyin, isteyin ve takva sahibi olun. Rum Suresi 31. ayette Rabbi Teala, biz direkt hedefimiz o olduğu için onu söyleyelim. Takva sahibi olun diyor. Olursanız iyi olur. Olursanız işte ben size demiyor Olun. Bu bir emir gibi değil mi? Olun. Farz yani. Takva sahibi olun. Bir başka surede yani Enfal suresi 34. ayette tabi biz sadece o bölümü alıyoruz. Ayetin tamamını almıyoruz da anlatmak istediğimiz konuyu alıyoruz. Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır diyor. Allah diyor ki yani benim dostum sadece takva sahibi olanlardır. Ayet bu. Sonra ve fakat onların çoğu bilmezler diye ayet devam ediyor. Onların çoğu bilmezlerden kastımız kastı ayetin nedir diye araştırdığımız zaman görüyoruz ki onlar kim kullar? Çoğu Bunlar içinde Müslümanlar dahil midir? Bir kısmı tabii. Çoğu dediğine göre bir, bir kısmı da dahil. Takva ehli olma gayreti içinde olmayanlar. Takva ehli olmak için çaba sarf etmeyenler. Takva ehli olmak için takva okuluna girmeyenler, girmeyenler diyerek konumuza öyle yansıtalım. Evet. Ve Allah dost olduğunu, takva ehli olanların kendisine dost olduğunu ifade ediyor. Rad suresi 35. ayette ise muttakilere vaat olunan cennet altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir diyerek ahiret aleminden bir pencere açıp bize bir resim gösteriyor ve arkasına buyuruyor ki işte bu takva sahiplerinin sonudur. Yani takva sahipleri oraya gidecek. Eğer takva sahibiyseniz bu anlattığımız cennete gireceksiniz diye bize takva sahibi olursanız ahirette size neler hazırlıyorum diye Rabbi Teala bize bir pencere açıyor. Yine Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimede buyuruluyor ki, tabi ki ayeti tamamını okumuyorum. Sadece bu konumuzla ilgili bölümünü okuyorum. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvaca en ileri olanınızdır buyuruluyor. Yani şimdi ne dedik? Tarikat. Tarikatlara girenlere ne öğretiliyordu? Takva. Hani Yunus Emre'nin dörtlüğünü hatırlıyor. Ne diyor? Ey birader derviş isen. Yani ehli tarik sen, derviş isen takvaya çalış. O zaman tarikatların amacı insanları ehli takva yapmak için öğretiyor, bilgilendiriyor. O yolda yönlendiriyor. Problemleri varsa onlara çare olmaya çalışıyor. Evet. Demek ki Birincisi tarikatlara manevi arınmak için girilir. Takva ehli olmak için gayret edilir, öğrenilir ve tatbik edilir. İkinciye gelelim. Ne dedik ikinci olarak? Nefis mücadelesi. Tarikatlarda nefis mücadelesi anlatılır, öğretilir, tatbik edilir. Problemler çözülerek ilerlemesini ona tabii ki seri sülük diyoruz. Seri sülük etmesi sağlanır. Evet. Yine ayetlerden girelim. Yusuf suresi 53. ayeti kerimede Rabbi Teala buyurur ki yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbinin kendisine esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emreder. Nefis kısaca değinelim. Nefis var gücüyle kötülüğü emreder. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayıcıdır, esirgedi, esirgeyicidir diye ayet devam ediyor. Demek ki burada nefis kötülüğü emreder diyor. Şimdi tabii nefsi burada kısaca bir izah da etmemiz lazım. Nefsin tamamını düşünmeyelim. Çünkü Allah dostları yedi kademeye ayırıyorlar nefsi malum. Çünkü nefis aynı zamanda öz demek. Öz. Nefsinize zulmetmeyin diye Rabbi ayetlerde sık sık bahsettiği şey. Ama buradaki hedefimiz ne? Bize kötülüğü emreden bölüm. Yani nefsi emmare, nefsi levvame, Nefsi mülhime. Nef nefsi emmare e, kötülüğü emreden haset, gıybet, kibir aksana gelse benlik hepsinin içinde bulunduğu bir bölüm. Sonra levvame. Levvame kınanmış. Yani yapılırsa kınanacak olaylar. Biraz daha iyileşmiş durum. Sonra mülhime derken ayet-i kerime ne geçiyor? Nefsi mülhime. Sonra mutmainne. Yani tatmin olmuş. Mutmain olmuş nefis. İşte oraya kadar olan, mutmainliğe kadar olan nefis bölümünü tarikat okullarında okuyarak, ilerleyerek o noktaya varabiliriz. İşte bu noktayı da Rabbi Teala ayetlerde şöyle izah anlatıyor bize yani. Yine Yusuf suresi tekrar okumaya çalışayım. Nefsiniz kötülüğü bütün gücüyle, kötülüğü size emreder. Şüphesiz ben başlayacağım başka yani tövbe istiğfar ederseniz başka. Haşr suresi 9. ayette kim nefsini cimri ve bencil tutkulardan korumuşsa işte onlar felah bulmuş, kurtuluşa ermişlerdir. Bu sayılan, burada ayette sayılan bencillik, benlik yani cimrilik de yine nefsi emmare sıfatı. Demek ki nefsin şöyle dersek, mutmainliğe kadar olan bölümünle mücadele edilip, İslah edilecek bir bölüm olarak görebiliriz. Bir tarif tarzı diyelim buna. Sonra mutmayne, tatmin oldu. Sonra durduk mu orada irci ila rabbiyete, mardiyete, safiye, yukarıya doğru yedi makama. Basamak. Yani kendimizi yetiştirdik, seri sülük ediyoruz. Bunlardan arındık, bunlara karşı mücadele verdik ve bir yere geldik. Devam edelim. Nazirat Suresi 40. ayette kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva, istek ve tutkulardan sakınırsa. Nefsin istek ve nefsim Kur'an okumak istiyor değil. Yani demin anlattığımız gibi nefsi bütün olarak düşünelim ama burada nefsi emmare kötülük emreden bölüm diyelim ona. Öyle izah tarzı olarak böyle söyleyelim. Ne diyor? Heva ve istekleri tutkularına nefsani, dünyevi bir sürü arzu istek olmaz mı? Tabii ki nefis herkeste vardır ve ben de yok diyemeyiz. Herkeste var. Her teyze bu konular vardır. Ama kimisi ıslah etmiştir, kimisi frenlemiştir, kimisi tamamen rapta, zapta almıştır. Kimisi de serbest bırakmıştır. Canı keyfi ne isterse öyle yapıyordur. Yarın ahirette onun karşılığını görecektir. Evet, kim Rabbinin makamından korkar? Ya yani Rabbinin onu cezalandıracağından, onun karşılığını göreceğinden korkarak ve nefsi heva yani istek ve tutkularından sakınırsa ayet. 41. ayet devam ediyor. <laughs> sakınırsa onun yeri yurdu cennettir diyor Allahu Teala ayet kermede. Bu ne demek? Nefsinle mücadele et. Bu nefsiyi arzu, istek, tutkulardan vazgeç. Allah'a yönel. Ki yerin cennet olsun. Peki her seferinde bu kelamı ilave ediyoruz ama yani konumuz o çünkü. Peki bunu nerede öğreneceğim? Nasıl yapacağım? Kim yardım edecek bana? Kim anlatacak da beni ikna edecek, bu konuda bu yolda götürecek? Fiilen nasıl yaşayacağım? İşte bunun okulu da tarikatlardır. Onların meskenleri de tekkelerdir. Evet. Şems suresi 9. ayette Rabb-i Teala buyuruyor ki onu, nefsini arındıran onu, yani nefis, nefis kast ediliyor burada. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Şimdi bir nefis mücadelesi yapmamız gerektiğini bu ayetler, okuduğumuz ayet, tabii bütün Kur'an'daki bütün ayetleri okuyor, okumuyoruz. Bir sürü bu konuda ayetler var. Biz sadece birkaç tanesini örnek olarak arıyoruz. Peki nefsimizi arındırmaz ve veya arındırma gayreti içinde olmazsak ne olur? Kurtuluşa ermek için arındırın diyor Allahu Teala. O zaman nefsimizi arındırmamız gerekiyor. Peki bu arındırmayı yine başa dönüyoruz. Nasıl yapacağımız? İşte Allah dostları, evliya Allah zaradı. bu kadar yüzyıldır ileri. Hani hatırlayın tasavvuf konusunda konuşurken sohbet ederken şöyle bir laf etmiştik. Ee, Şeyhül Ekber, Şeyh Muhiddin Arabi Hazretleri tasavvufu tarif ederken ne diyordu? ahlak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır tasavvuf diyordu değil mi? Yani biz de ona bu tarife göre biz nefsimizi arındırmak gayreti içinde olup da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilecek duruma gelmemiz gerekiyor. Kul olarak vazifemizdir. Yapmamız lazım. Yapanlardan Allah razı olsun. Peki fecr suresi 27 30'a kadar ayetler peş peşine konuyu götürüyor. Burada diyor ki Teala, ey mutmain yani tatmin olmuş artık nefsi emmare, levvame, mülhime gibi arınması, mücadele edilmesi gerekli nefislerden geçilmiş, mutmainliğe u, ulaşmış olan, kavuşmuş olan nefis. O nefse hitap ediyor. Evvelkilere hitap etmedi bu ayet-i kerimede. Diyor ki, mutmain neden başlıyor bir Teala? Onlar atmış, mutmain ne olmuş? Haydi, irci diyor. Yüksel, orada kalma. Daha da ileriye gidebilirsin. Git anlamı taşıyor bize göre. Yani irci, radiyeten mardiye. Haydi Allah'ı yani razı etmiş. Hem ene razı, ente razı. Ya Rabbi benden razı mısın? Razıyım kulum. Rabbi ben de, yani kul razı, Allah razı. Ente razı, ene razı, ente razı. Evet. Radiyeten mardiye, razı etmiş ve hoşnut olmuş olarak Rabbine dön diyor. Bakın dönüş noktasını Rabbi Teala bu ayet kerimede radiyeten mardiye ekledi. Mutmain neden bizim yani tarikatlarda yedi kademe olan e, mutmainne kademesinde durma diyor. daha razı olmuş hale, razı etmiş hale gel, radi ilci, ilerle, yüksel radiyete mardiye. Biz safiye makamında ehli yani tarikta ilerle saf, tertemiz artık. Süzülmüş, dertimiz hale gelmiş hal. Tamam. Öyle olarak Rabbine dön diyor. Rabbi Teala bize bir çizgi çiziyor. Bu çizgiden gel ve öyle olarak bana dön. Yani hani affedersiniz ifade tarzına hoş görürseniz salla parti öyle geldi öyle gider değil. Evet bu ayet kerim bizi artık yani e, ve ondan sonra da sadık ve makbul olan kullarım arasına katıl ve sonsuz orada cennetimde kal. Ve ona ulaşırsan zaten o güzelliklere, o güzel kulların arasına katılacaksın. Peki tekrar başa dönelim. Bunu yapabilmek için ne yapmamız lazım? Nefis terbiyesine girmemiz lazım. Peki nasıl yaparız? İşte nasıl yaparız? Tasavvuf ehli olmak, tarikat, hak tarikat, şeriat şeriat üzere olan hak tarikat. Biz öbürleri bizim konumuz değil ama zaman zaman maalesef ki yani her şeyin iyisi kötüsü e, berbat olanı olduğu gibi maalesef ismini her ne kadar tarikat diye söyleseler de ilgisi olmayan nice insanlar, nice e, dünyevi mevki, makam, para, pul neyse bir şey düşünerek yapanlar hariç. Bizim onlar mevzumuz değil. Biz Allah dostlarının demin saydığımız Evliyaullah Hazaratı'nın yolunda izinde olan onların çizdiği çizgiden gidenlerden söz ediyoruz. Öbürler bizim mevzumuz zaten değil. Evet. Demek ki Rabbi Teala mutmainni bile durma orada. ileri gel. Razı et, razı ol. İlci radiyeten var diye ve safiye makamlarına evet bunların mektebi, okulu tasavvuf yolu olan tarikatlardır. Ha ehli tarikatsanız zaten mesele yok ama olmakla icra iş bitmiyor. Yaşamak ve buraya ulaşmak için gayret etmek gerekiyor. Ee, hani dostlar alışverişte görsün, e, biz de Bursalı olduk, ya biz de terkatlı olduk anlamı değil yani. Yaşamak ve her gün, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifi malum meşhurdur. Ne diyor e, Yüce Peygamber? İki günü müsabi olan, eşit olan zarardadır. İlla artı, irci, daha yukarıya, daha yukarıya manevi olarak. Evet. Evet. Bak hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Buyuruyor ki mücahit yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Tirmizi ile yayınlanıyor bu hadis-i şerif. Bakın tekrar okuyorum hadis-i şerifi. Mücahit yani mücadele eden, savaşan müca ciddi bir savaş. Neyle? Nefisle. Yüce Allah'a itaat yolunda Allah'a itaat olunan, nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir diyor Peygamber Aleyhisselam. Hemen şu soruyu kendimize sorabiliriz. Ben bu hadisi şerfin karşılığını yapıyor muyum? Ben bir mücadele içinde miyim, değil miyim? İçindeysek ne mutlu bize. Değilsek etmemiz lazım. Yani değilsem ne yapayım olmuyor. Değil, değil, değil. Hayır, mücadeleyi bırakmıyoruz e, ee, Rabbi Teala ne murad ettiyse o kadar ilerleyebiliriz belki ama biz gayret içinde olarız. Yani hani ne diyor? Allah'a karşı, Allah yolunda atacağınız bir adımdan, karşıdan on adımla size yaklaşılacak. Yeter ki bir adım at. Atmıyorsan, orada oturuyorsan, dünyaya nasıl geldin? Hep dünyevi düşünüyorsan, yemek, içmek, gezmek, tozmak, öğrenmek, satın almak, sahip olmak, mevki, o tamam. O zaman maneviyatta bir nasibimiz olmaz. Evet, yine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bakın senin en şiddetli, şiddetli düşmanın yani en önemli, en kuvvetli, en sana tesir düşman iki yanının arasında bulunan nefsindir. Tabi bu nefsi derken demin kademelerin yedi kademeyi saydık. Yani ilk üç kademesi istenmeyen, levm edilmiş, sevilmemişler atıldı, mücadeleler yapıldı, mutmainliğe ulaşıldı. İşte bu üç e, istenmeyen, sevilmeyen, kötülüğü emreden bölümlerin için, yani o bölümler için Resulullah sallallahu iki şeyin arasındaki nefsin senin en büyük düşmanındır diyor. Mücadele et. Bu arzulara, dünya arzulara, nefsani isteklere, arzulara mani ol. Reddet. Mücadele et. Hani tamam ben bunları yapmayacağım. Bitti, bitti. Yo, yo Böyle de bitmiyor işte. Maalesef öyle kolay olsaydı hani e, boyacı bir derler ya, boyacı küpüne sok çıkart adam bitti. Oho oh, derviş oldu, ehli tarif oldu. E, Allah dostu ta, ehli tako. Yok, yok. Böyle bir şey yok. Hani nazar etme ne olur? Çalış senin de olur diye bir tabir var ya. Hani çalışmadan okumadan, sınıf geçmeden diploma vermiyorlar. Akşama kadar çalışmadan yövmeyi akşam vermiyorlar değil mi? Evet. Maneviyat da böyledir. Gayret edip çalışıp Allah'ın ve peygamberin çizdiği yani Kur'an yolunda, sünnet yolunda giderek söylenenleri de tatbik ederek varılacak noktadır. Ama bir rehbere ihtiyaç var. Hani değil mi? İlk ilk öğretmenimiz annemizdir. Sonra derken derken ilkokul, ortaokul, lise, üniversite her neyse okuruz hocalar, büyükler değil mi? Her konuda bir öğretmenimiz olur önümüzde bize yol gösterir rehber. Tasavvufta da böyledir. Mürşitler vardır tarikatlarda onlara tabi olunur. Onların çizdiği öğretmenliği. Yol gömür ne demek? Rehber demek. Yol gösteren demek. Allah'a giden yolda yol göster. Aman ha bak buraya sapma. Saparsan felaket. Aman şuradan gidersen istikamete ulaşırsın diye bizlere yol çizen Allah dostları. Evet. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakın Peygamber Efendimiz nasıl dua ediyordu. Burada onu not almışım. Ne diyordu? Ya Rabbi beni bir andahi nefsimle baş nefsimle baş başa bırakma. Kim diyor bunu? Peygamber Aleyhisselam. Ya peygamberimiz bile böyle söylüyorsa nefsimizle yapacağımız mücadelenin ne kadar önemli bir şey olduğunu ona kendimizi teslim edersek o onun vereceği, bizi yönlendireceği ortamlarda nereyelere gideceğimizi iyi bilmemiz lazım. Ve mücadele bir an önce etmemiz lazım. Eğer bir serbest bırakırsak, Allah korusun, nereye gideceğimiz malum. Ahirette nereye götürecekler malum. Evet, yani bunlardan anlaşılıyor ki, ayetlerden ve hadislerden anlaşılıyor ki, nefsimizde kesinlikle sıkı bir mücahid olup mücadele etmemiz gerekiyor. Onun için bu mücadeleyi bize öğretecek, rehberlik edecek, bu konuda yol gösterecek bir okula, ekole ihtiyacımız var. Bu ekol nedir? Tarikat ekolüdür. Bu okul tasavvuf yoludur. Bu yolun içinde icra edildiği yerlerde tekkelerdir. Evet. Dedik ki üçüncü olarak tarikatlar edep öğretir. Adab, edeplerin çoğulu. Edepler veya adab diyebiliriz, öğretir. Sonra güzel ahlakı öğretir. Ya ben bilmiyor muyum, okurum. Bir kitapta var güzel ahlaklı olmakla. Okudum, öğrendim. Öğrenmek ayrı şey. Tatbik etmek daha bambaşka şey. Tatbik etmediğin zaman, hani, affınıza sığınıyorum, bir tabir var ya, hani, ilmiyle amel etmeyen alim, sırtında kütüphane taşıyan merkep gibidir, diyor atasözü diyelim ona. Ne demek? Biliyor ama yapmıyor. Yapmıyorsa zaten bir kıymeti yok ki bilmekle iş bitmiyor. Fiiliyat lazım, tatbikat lazım. Evet. Bakın. Manevi, tasavvufi hal ve hareket Allah dostları öyle söylüyor. Ahlaki, dünyevi ve sosyal uygulamaları uygulama bunlar sistemize eden, ilke ve kurallar belirleyen, edeplerin uygulamaya koyulması gerekir. Sadece dini manevi mi? Değil, değil diyor Allah dostu. Tasavvufi olacak, hal, hareket, ahlaki olacak, dünyevi olacak, sosyal ilişkilerde ona göre olacak. Şimdi sosyal ilişkilerim ne olursa olsun ben ibadetimi yapıyorum, adamların hakkına da el uzatırım, gerekirse hakaret ederim, gıybet diyebilir miyiz? Hayır. Hepsi bir bütün. Bütün bir şey. Hepsine ahlak diyebiliriz. Hepsine davranış tarzına edep diyebiliriz. Mesela Allah dostları bazen şöyle ayırıyorlar. Allah'a karşı edep. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edep. Kur'an'a karşı edep. Allah'ın yarattığı kullarına karşı veyahut da mahlukuna karşı edep diye edebi böyle bölümlere ayırıyor Allah dostları. Yani hepsine uygun hareket edeceğiz. Bakın hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki beni Rabbime itti. O peygamber Habibim dedi. Değil mi efendim? Onun nurundan alemleri yarattı. Elbet ki. Beni Rabbim eğitti. Edeplendirdi. Ve eğitimi yani edebimi en iyi en güzel şekilde Rabbim yaptı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne yapalım? Bizim öyle bir şey şansımız yok. O zaman bize de bir rehber lazım. İşte bu rehberleri biz tasavvufta, tarikatta bulup mürşitlerin öğretmenliği veya da rehberliği açısından götürebilmemiz lazım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bunun anlamı nedir? Demek ki güzel ahlak dediğimiz zaman peygamberin ahlakıyla ahlaklanıyorsak <laughs> demek ki güzel ahlak o. Hani ya Rabbi diye dua ediyoruz ya. Ya Rabbi bizi peygamberin ahlakıyla ahlaklananlardan eyle. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyoruz nasip eyle. Zatîn ahlakından nasip tarih eyle. Dua ediyoruz. Güzel. Dua tamam. Etmemiz de gerekir. Ama gayretimiz nerede? Peygamber nasıl yapıyordu dediği zaman biliyor muyuz? Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Öğreniyor muyuz? Öğreniyoruz. İyi, güzel. İyi bir yoldayız. Yani öğreniyoruz, öğreniyoruz. Ve öğrendiklerimizi tatbik ediyoruz güzel ahlaklı olmak için peygambere bakarız. O ne yaptıysa onu yaparız bitti. Yani Amerika'yı keşfetmiyoruz. Hazır önümüzde bir rehber var. En büyük mürşit var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu mürşidin çizdiği yoldan gidersek, onun yaptığını kopyalarsak, günümüz lisanıyla kopyalarsak kendimizde o zaman güzel ahlaklı olabiliriz. Yoksa ben güzel ahlaklı olmak istiyorum. Seviyorum güzel ahlaklı olmayı falan. Okuyorum bir yerlerde de buluyorum, öğreniyorum. Tatbikat yoksa bir işe yaramadı. Evet. O zaman yine konumuza dönelim. Tarikat ne yaptı? Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı öğretmeye çalıştığı bir rehber öncülüğünde. Yani tarikatı tasavvufu iyi anlayalım. Çünkü geçmişte e, karalamak için, tarikatları karalamak için çok fitneler soklar. Önce gayrimüslimler, sonra da sonra da içimizdeki fitneler. Bakın bir anekdot anlatmaya çalışayım. Bir tarih. Osmanlı'nın son dönemi e, dış kredi ihtiyacı var bütçe için. İngiltere'den kredi talep ediliyor kredi talep edince hani her öyledir bugün de öyledir ya IMF'ye git de bak nasıl neler istersen ben. Şunu kapat bunu aç şuradan gitme buradan geçme oradan uçma her neyse. Bu taleplerin İngilizlerin taleplerinin arasında bir madde var bizim ilgimizi çeken. Yani bizim ilgimiz bizim konumuzla ilgili diyelim. Tarikatların kapatılması diyor. Biz size kredi veririz ama tarikatları kapatın. Yani anlayalım ya yani, idrak edelim. Her neyse. Evet. Demek ki bu okullar dini mübine o kadar hizmet ediyor ki İslam'dan ayrı bir şey değil ki. Tasavvuf İslam'ın içinde olan bir şey. Şeriatsız tarikat zaten olmaz. O zaman bunların önlerin istediği İslam'a saldırıyor. Demek ki merkezleri yok etmeye çalışıyor. Dedik ki Tarikatlar sünnete uygun ibadetleri öğretir, tatbik ettirir, yol çizer, rehberlik eder bu konuda tarikatlar. Peki e, sünnete uygun ibadet, zaten ibadetler işte farz var, sünnet var, vacip var, işte var yani. Nafile ibadetler var filan. Tamam. Tatbik ediyor muyuz diye soru soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kullar, nafile ibadetle Allah'a yaklaşır. Ömürlerini yapmayan mı? Hayır hayır. Estağfurullah. Yani tabii ki farz farzdır, sünnet sünnettir. Zaten bunlar tatbik Zorundayız zaten. Peygamberin yolundaysak sünnetleri yapıyoruz. Allah İslam'ı bize nasip ettiyse fazlaları yapacağız. Peygamberin yolundaysak onu peygamberimiz olarak kabul etmişsek sünnetlerini yapacağız. Peki olay ne? Peygamber diyor ki hadisinde Allah'a yaklaşmanın yolu. Nedir o ya Resulallah? Diyor ki nafile ibadetler. Peki tarikatlar ne diyor? Birinci gün başladık hemen tarikatlar nafile ibadetleri yüklüyor. Bak kardeşim her gün şunları yapacaksın fazladan. Sonra nafile ibadetler sayıyorsa mesela birincisini hadis-i şeriften okuyalım. Ne diyor? Önce önce ayetten sonra hadisleri okuyalım. Ayette. Müzemmil suresi 20. ayette Rabbi Teala buyuruyor ki Gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinde biraz eksiğinde yarısında ve üçte birinde namaz için kalktığını bilir. Yoksa ve sen teheccüd namazına kalkıyor. Allah ayette diyor ki sen kalktığını Rabbim biliyor. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını da bilir. Burası önemli. Için. O peygamber ayağının tozu olmamız mümkün değil. Ama rehberimiz. Ama bakın ayetin ikinci bölümü çok önemli. Seninle birlikte olanlardan. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birlikte olmak istiyorsan, dünyada onun izini takip etmek istiyorsan, o topluma katılmak gerekir. Yani gece namazı. Teheccüd namazı. Teheccüd namazı kılmadan olmaz. Yani en önemli şeylerden biri. Hani bazı ayetlerde geçiyor. Herkesin uyuduğu sırada sen Allah için kalkıp abdest alıp namaz kılıyor, dua, ibadet ediyorsan ne mutlu sana. Etmiyorsan nafile ibadetler işte etmen gerekiyor eğer ki manevi bir şey kazanmak istiyorsan, manevi arınmak istiyorsan. Tarikatlar bunu öne alıyor. Diyor ki bak peygambere Allah böyle dedi. Sen o peygamberle beraber olmak istiyorsan, dünyada izini ahirette de yanında olmak istiyorsan seninle beraber olanlar diye geçen ayetteki teheccüd namazını gece kalk kıl. Devam ediyor. Hz. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir kere ashabına bir gün tabi devamlı onlara hitap ediyor, devamlı nasihatler diyor, devamlı onlara aktarıyor o güzellikleri. Diyor ki sizin her biriniz her gün bin ayet okumaz mı diye bir soru soruyor. Her biriniz günde bin ayet. Bin ayet, yani Kur'an'ın altıda biri demektir yani. yani. Hafız olanları tenzih ederiz. Yani hafız olmayanların bin ayet okuması bayağı mesele. Günde bin ayet. Hele bazı rivayetlerde de gece yatmadan önce, yani gün içi demektir bir noktada ama gece yatmadan önce bin ayet okumadan yatmayın anlamı veriyor bazı alimler bu hadise. Evet. Ya Resulallah nasıl okuruz? Bin ayet. Yani ben hafız da değilim. Yavaş da okuyorsam, efendime söyleyeyim. Ne olacak? Sabaha kadar okusam bin ayeti bitiremem. Buna gücümüz yetmez diyor sahabe. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizin <laughs> Biriniz Tekasür Suresini okumaya kadirir. Yani siz diyor Tekasür Suresi suresini okumaya kadir değil misiniz? Ne kadiriz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başladı Tekasür Suresi 4-5 satırda okuyuverdi. verdi. İşte diyor o bin ayet karşılığıdır. Bakın. Yani tasavvuf yolu yani tarikatlar hem yol öğretir, hem ne yapmaları gerektiğini öğretir hem bu yaptıklarının tatbikini takip eder. Hani değil mi, ee, evde çoluğumuza çocuğumuza da bir görev veririz, sonra takip ederiz. Bakın yaptın mı evladım, hani şuraya götür dedim, götürdün mü, getirdin mi, getirmedin mi? Hani bir takip şekli yoksa insanlar, yani e, hepimiz insanız yani, gevşeriz. Yani kimse ben yapmam yok filan demesin. Çünkü hepimiz nefsi taşıyoruz ve nefsi tanıyoruz artık. Nefsini bilen ancak Allah'ı bildi. Nefsi nasıl bilinecek? İşte o konulara da gireriz inşallah ileride ama yani bir tasavvuf yolu olmadan da ne nefsini bilebilirsin, ne de doğru düz taktikat yapabilirsin, ne de seni bir takip eden, yol gösteren, hadi bakalım ne yaptın diyebilecek birilerinin senin yanında seni yönlendiriyor olması gerekiyor. Evet bunları elde edersek inşallah ederiz. İnşallah o yola varırız. İşte nafile ibadetler de onların tembih ettiği gibi Büyük kaç misal verdik. Nafile ibadetler anlatmakta biter. Bir sürü namazlar var, tesbihatlar var. Burada hepsini anlatmak için söylemedik. Burada iki misali şunu için verdik. Yani tarikatlar size yol gösterir. Şöyle yapın. Bak Hazreti Peygamber böyle dedi. Siz böyle yaparsanız Allah dostları böyle yapıyordu. Örnekliklerle beraber sizleri yönlendirir diyor. Allah dostları işte bu yönlendirmeyle de inşallah akıbetimiz hayır olur. Çünkü bakın Rabbi Teala şöyle bir hitap var da diyor ki siz sizi cehennem haşa inşallah inananlar hepsi cennete gider cehennemi görmeden diye dua edelim başka mesele. Diyor ki cehenneme girseniz Allah korusun. Deseniz ki fidye vereyim bunun karşılığında ve diyor bütün dünya sizin olsa. Yani çünkü şu andaki dünya ve içindeki nimetler bir kişiye verelim. Hepsi sahibi o. Hepsini fidye olarak verse yine kurtulamaz diyor. Bakın yani bu, bir tarif bir anlatım tarzı. Yani kendine gel ey kulum sen dünya kadar varlığın, kişiliğin neyse her şey ya fidye verecek kadar dünya senin mülkün olsa onu versen ama cehenneminden kurtulamazsın bir an bile. Bu manzarayı, bu pencereyi açıyor Rabbi Teala ki bizleri uyarıyor ki kendinize gelin, Ehli takva olun. Sevdiğim kul olmak istiyorsanız bunu yapın. Peygamber çizgi çiziyor. Yaşantısı bize örnek zaten. İşte biz de Allah dostlarının görüş ve düşüncelerden insanından sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki yani durduğum yerde cennet gelsin, benim cebime girsin. Ben zaten efendim şudur budur. Allah kulunu yakar mı? Zaten Allah zulmede zulmedici değilim buyuruyor ayetlerde. E, o zaman ben direkt cennete girerim. Yok böyle bedava bir cennet yok yani. Böyle bir bedava iş yok. Çalışmayana, yövmeye vermiyorlar. Onun için bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Bir yoldaysak yolumuza sağlam yap, yapışıp inşallah gereklerini, hepsini dikkatli bir şekilde yerine getirmek lazım. Değilsek bir an önce girip, kendimizi, nefsimizi terbiye etmek, nefsimizi arındırmak yolunda adımlar atmamız lazım. Güzel ahlakı sevmemiz, ben nasıl davranacağımı bilmiyorsam, güzel ahlak yolunda bu bilgilere, bu tatbikatlara sahip değilsem nasıl yapacağım? İşte her şeyin bir öğreticisi, bir okulu varsa bu okulda tarikattır. Oralara giren, onun başındakilerle ve o tarikatlardaki usul ve kaidelere göre uyarak ki onlar şeriat üzere hak tarikatlardır. Peygamberin yolunda, peygamberin izinde hepsi hak tarikatların hepsi tarikat-ı Muhammedidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşır. Yani günümüzde fitneciler, fesatçıların söylediği şekil değildir. Onun için aklımızı başımıza alalım. Hadisler açık, ayetler açık, Allah dostlarının ifadeleri açık. Buna rağmen biz uyanmıyorsak veya uyandık da uygulamıyorsak hani bir şey demeyeceğim ama yazıklar olsun kendimize diyeceğim. Onun için bu konuyu iyice düşünelim, tatbik edelim. İçindeysek daha güzel yapalım, dışındaysak içinde olalım. İnşallah kişi sevdiğiyle beraber haş olacak. İşte o sevdiği kim? Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya ulaşmak için rehberler, o yolda olan kardeşler, müminler diyor ya Allah Rabbi Teala buyuruyor ya yani benim için ne yaptın ya Musa? Ya Rabbi namaz kıl. O diyor sen ki senin için. Peki ne yapmam? Yani neticede oruç tuttum. Bütün yaptığı ibadet neylerse şeriatı Musa'nın şeriatı neyse onu saydı. Hepsi için de Rabbi Teala dedi ki buna senin için benim için ne yaptın? Ne yap bilemem ya bilemedim ya Resulallah. Ya Rabbi dedi pardon. Ya Rabbi bilemiyorum. Senin için ne yapmam lazım? <laughs> Dedi ki bir kulumu benim için seversen sırf Allah razı Hiçbir menfaat güzetmeden seversen o benim içindir dedi. Peki işte tarikat kardeşliği de bunu da getirir. Yani bir mümin muhabbetinin bir araya gelmesini de temin eder. İnşallah biz de o yollarda olup onlarla sevdiklerimizle beraber Allah yolunda Rabbimin çizdiği çizgiyi peygamberin gösterdiklerini yaparaktan Ahire, dünyamızı ve ahiretimizi kurtarırız diyelim. Burada bitirelim inşallah. Allah razı olsun. Rabbim söylediklerimizi de amel etmek şerefine hepimizi nail eylesin.